Ben de altyapıya başladığım ilk günden beri, aynı zamanda Gençler Birliği taraftarı olup tribünlerde takımı izlerken en büyük hayallerimden biri Gençler Birliği'nde A takım forması giymekti. E bu da bana nasip oldu. İnşallah daha çok forma giymek istiyorum. E, önceden tribünden gol sevinci yaşardım ama sahanın içinde gerçekten bambaşka bir duyguymuş. Kendini daha çok kaptırıyorsun, daha çok o sevinci yaşıyorsun. An i̇lk Antalya maçında golden sonrası öyle bir sevinç yaşamıştık. Gerçekten o an benim için bambaşka bir duyguydu. A takıma devre arası katıldım. Burada tecrübeli isimler gerek hocalarım olsun bana eksiklerim yönünde bilgiler verdiler. Ben de bu eksiklerimi kapatarak kendimi ligi hazırlamaya çalıştım. Gerçekten ikisi de çok büyük golcüler ve çok tecrübeli isimler. Buraya geldiğim ilk günden beri zaten Stanko'nun gerek sağ içi gerek sağ dışı yaptıklarını hep kendime örnek aldım. Nobre hocamız da geldiği günden beri benimle gerçekten çok ilgileniyor. Özel antrenmanlar yapıyoruz. Zaman zaman beni yanına çekip eksiklerimi söylüyor. Nerede ne yapmam gerektiğini söylüyor. Cidden bu sezon bana çok katkısı olacağını düşünüyorum. Taşkın hocayla geçen sezon başı altyapıda yollarımız kesişti. Gerçekten benim profesyonel olmamda bana çok büyük katkılar oldu. Bu sene A takımda benimle özel olarak zaten çok ilgileniyor. Altyapıdan gelecek oyuncular için de çok büyük bir şans olduğunu Düşünüyorum. Çok bilgili bir hoca. Altyapıdan gelen oyuncularla ilişkileri çok iyi. Altyapıdan daha çok oyuncu geleceğine inanıyorum. Yaklaşık bir aylık bir kamp ortamımız var. Kampımız güzel geçti. Sezona iyi bir şekilde hazırlanmaya çalıştık. Ee, tabii biraz eksiğimiz var ama hazırlanmaya devam ediyoruz. İnşallah güzel bir sezon olacak. Ee, bu sezon için daha çok forma giymeyi düşünüyorum. Daha çok süre bulmayı umuyorum. Geçen sezona göre takıma gollerimle veya asistlerimle daha çok katkı vereceğimi düşünüyorum. İnşallah umduğum gibi olur. Denizli spor maçında oyuna girmeyi aslında pek beklemiyordum. Maç umduğumuz gibi gitmiyordu. Ama bitime 5 dakika kala Hamza Hoca beni yanına çağırdı. Bana çok güvendiğini söyledi. Ben de oyuna girdim. Bir anda topu önümde buldum. Rovaşata atma isteği duydum. Daha sonra bir rovaşata yaptım. Gol olmadı fakat benim için güzel bir başlangıç oldu. Maçtan sonra çok fazla telefon aldım, e, mesajlar aldım. Bunlar benim için çok mutluluk vericiydi. Herkes bana çok şeyler beklediğini söyledi. Hatta otobüste takımdaki abilerimiz Roşatay'ı mı konuşuyorsun diye bana şakalar yapıyordu. Gerçekten çok güzel bir gündü. E, taraftarların içinden gelen biri olduğum için zaten bana ilgileri çok büyük. Bana desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Her zaman destek mesajlarını alıyorum. E, onların bana verdiği desteği boşa çıkarmayacağımı umuyorum. Bu sene inşallah onları gollerimle ve asistlerimle çok mutlu edeceğim.